Buradan herkese selamlar. Bugün videoyu mutfakta açıyorum. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi mutfağımı yeniliyoruz. Ama mobilya olarak değil, kaplama folyolarıyla. Tezgah arası, dolapların dış yüzeyi, 3 farklı kaplama malzemesi aldım. Tezgah için ahşap görünümlü bir folyo aldım. Dolaplar için lake beyaz bir kaplama ürünü aldım. Tezgah arası için de böyle tuğla, beyaz tuğla görünümünde bir folyo kaplama ürünü aldım. Şimdi tek başıma yapmayı deneyeceğim. Olmazsa Umut'tan yardım isteyeceğim ama Umut şu an hasta olduğu için bugün yapamaya da biliriz. Bir başlayacağım bugün bakalım. Tek başıma becerebiliyorsam eğer devam edeceğim. Beceremiyorsam biraz bekleyeceğiz. Neyse. Lafı çok uzatmayalım. Hemen başlayalım. Öncelikle tezgahtan mı başlamalı? Tezgah arasından mı? Dolaplardan mı? Dolaplardan başlamak için pek cesaretim yok açıkçası. Tezgahtan başlasam buna da cesaretim yok. Normalde el becerim iyidir biliyorsunuz zaten. Boyamalar falan çok yaparım her şeyi. Ama bu kaplama konusu birazcık benim gözümü korkutuyor. Şu an gözüme en kolayı tezgah arası gibi geliyor ama önce tezgah arasını yaparsam tezgahın fazlalıkları dışarıdan görünür. Önce tezgahı yapmam gerekiyor sanırım. Evet, şimdi ürünleri gösteriyorum size. Renklendir hayatını satıcısından aldım ben. Bu sanıyorum ki tezgah için olan. Yok, tezgah için olan şu galiba. Şöyle büyükçe bir rulomuz var. Tezgah için olan bu herhalde. Bir de şöyle dolapları kaplamak için bunu farklı bir satıcıdan aldım. Böyle beyaz lake bir kaplama malzemesi. Dolapların yüzünü en sona bırakacağım. Öncelikle tezgah ve fayansları halledeceğiz. Öncelikle şu kutumuzu bir açalım. Bunda ne varmış bir bakalım. Bir mezura alıp geleceğim. Kağıt, kalem, makas ve spatula gibi olan o şeyi alıp geleceğim. Evet, şimdi malzemeleri aldım, geldim. Mutfağımın öncesi sonrasını bir çekeyim size öncelikle. Şimdi şöyle tezgahımın şu anki hali. Çok fazla böyle küflenmeler, paslanmalar var. Ne yaparsam yapayım bunları engelleyemiyorum. Çok eski bu evler, lojmanlar. O yüzden de böyle kaplarsam çok daha iyi olacak gibi geliyor. Bakalım. Fayans arası bu şekilde. Aslında çok kötü değil fayanslar. Ama tezgahı ve dolapları kapladıktan sonra göze batacağını düşünerek peşinen oraya da bir kaplama aldım. Onun haricinde dolaplarım da şu şekilde böyle kahveli, sütlü kahveli falan. Kulp da aldım bu arada. Kulbu göstermedim. Kulpları da değiştireceğiz. Böyle alt çekmeceler bu şekilde. Burada da bir tane ikili dolap var. Çok büyük değil mutfağım. O yüzden zor olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Şimdi öncelikle bir tezgahın ölçülerini almakla başlayacağım. Aslında daha önce almıştım ama garanti olsun diye tekrardan ölçeceğim. Ve şu kenarlıklarla başlayacağım önce. Kenarlıkları yaptıktan sonra bu orta kısmı da yapacağım. Şöyle. Önce şu kenarı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. 62. Elinden keseceğiz. Şuraya da bakalım şöyle. 62'ye 6,5 diyebiliriz. 62'ye 6,5 parçamı kesip başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma yarabbim. Evet, şimdi ilk olarak şu kenarlığı kaplayarak başlıyorum. En kolay yer.
Hadi bakalım, bismillah. Şimdi şöyle kenarından açalım. Bu arada bu folyo kalın. Sıcaktan etkilenmiyor ama tabii ki ocaktan alınan şeyi direkt tezgaha koyamıyorsunuz. Ama sıcak bardak, işte çay koymak gibi üzerinde onlardan bir şey olmuyor ve deterjanlardan da bir şey olmuyor. İstediğiniz gibi deterjan sıkıp temizlemesini yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yaptım. Alttaki kağıdını şöyle katladım ki bana engel olmasın diye. En dik köşeden başlayacağım. Oraya bir şöyle kaç santim orası? 2 santim. Şuradan bir 2'ye 1 santim kesik atacağım. 1, 2'ye 1 santim. Şöyle bir kesik atacağım oraya. Kafamdan görebiliyorsunuzdur inşallah. Biraz daha şöyle yaklaştırayım mı? Hayır. Dakika bir, gol bir. Geldik şu iç kısma. Hemen ölçüsünü alıp kesikleyelim. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. Şimdi kestim parçayı, kenarlığa yapıştırmaya başlıyorum. Sağdan sola mı gitsem, soldan sağa mı acaba? Hangisi daha kolay olur? I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. Şimdi silikon işini yapacağım. Ama bilmiyorum nasıl olacak. Allah yar ve yardımcım olsun. Şimdi şu kenarı, sonra da şu kenarı yapacağız. Her iş bitti, bu kaldı ya. Bunu da göstereyim. Şöyle artan parçaları çöpe atmadan önce şu kenarda kaplaması kalkan bir kenarlık vardı. Görebiliyor musunuz mutfak dolabının? Yakından göstereyim şöyle. Böyle şurada bir sunta görünüyor. Bu artan beyaz parçayı oraya kapatacağım. Şimdi kaldı şu kenar. Şimdi tüm kenarları şöyle bitirdim. Tezgaha geçiyorum. Bütün olarak keseceğim. Yani buradan böyle ayrı ayrı yapmayacağım. Tamamının ölçüsünü güzelce alıp sonra burayı da fön makinesiyle esneterek yapıştıracağım. Daha sonra tezgah arasına geçeceğiz. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me alone. Tamamen kapladım tezgahı. Şu kısmını tek başıma yapamadım. Umut'a seslendim. Birlikte yaptık. Şöyle ışıkta göstereyim. Bazı kabarmalar oldu ama çok da belli değil. Yani şunlar falan oldu. Ama çok da önemli değil. Bence başardım.
Şurayı da fön makinesiyle böyle ısıtıp elimle aşağı doğru yapıştırdım. Burayı iki parça şeklinde yapmak zorunda kaldım çünkü olmadı. Şu çeşme yüzünden olmadı, yapamadık. Burada da böyle birkaç eksik yerler var. Oraya da bir parça yapıştırıp tamamlayacağım. Maalesef böyle şeyler yaşandı. Şuralara falan da tekrardan yapıştıracağım. Şimdi şu fazlalıklarını keseceğim. Öyle. Evet, tezgahımızı bitirdik. Ufak tefek hatalar oldu söylediğim gibi ama olabilir. İnsanlık hali. Hatasız kul olmaz. Bence çok da dikkatli bakmayınca belli olmuyor. Zaten üzerine bir şeyler geleceği için bu kadar bomboş durmayacak. Çok da hatalar göze batmayacaktır diye düşünüyorum. Yine de iyi iş başardığımızı düşünüyorum. Şimdi geldik ara fayans kısmına. Onu da yaptıktan sonra dolaplara geçeceğim. Bugün gece yatana kadar bunlarla uğraşırım diye düşünüyorum. Belki de uyumam. Devam ederim. Bilmiyorum. Bakacağız. Yorgunluğuma göre değişir. Şimdi şu ara fayansımızın kaplaması çıkaralım şeyinden. Fayansı kaplamak için de böyle bir folyo aldım. Şimdi hemen ölçüleri almaya başlıyorum. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Şimdi şu soldan sağa doğru gelmeye başlıyorum. Şimdi şöyle yaptık. Fena olmadı. Sadece prizleri sökmeden yaptığımız için burası baya kötü oldu. Ama biraz zaten fazla almıştım. Artarsa buradan tekrar kesip tekrardan yapacağım. Ölçüsünü ona göre alıp ya da prizleri çıkarıp tekrar yapacağım. Sorun değil. Elimde malzeme var. Biraz fazla almıştım. Eğer bir sıkıntı olur da malzeme artmazsa da böyle de kalabilir. Çünkü zaten buraya şey geliyor. İşte kettle geliyor. Bir şeyler geliyor. Belki air fryer buraya alırım. Daha da çok kapatır. Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Sonuç olarak son hali şöyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi devam edeceğim diyeceğim de tek başıma çok zor. Umut da hasta. En iyisi ben buna daha sonra devam edeyim. Sizin için birkaç saniye, benim için bir hafta sonrasından tekrardan selamlar. Şimdi Umut Kıbrıs'a gitti, geldi. Hastalığı da iyileşti. O yüzden şimdi bu yapamadığımız yerleri beraber yapacağız ve hemen dolapları da bugün kaplayacağız. Daha sonra Selim Bey'in küçük dokunuşlarıyla mutfağın dokunuşlarını bitireceğiz. Şöyle buraları da bitirdik. Ayaz da uyandı o sırada. Bay bay. Şok oldu şu an. Şöyle oldu. Buraları da şöyle. Bunu da şu kısmı da yarıya kadar yaptık şöyle. Birazcık desenler tutmadı ama yapacak bir şey yok. Orası çok da görünmüyor zaten. Böyle şimdi şu dolabın kapağını söktük. Şu beyaz şeyle kaplamayla kaplamaya başlayacağız. Şöyle. Cam kısmı biraz kafamızı karıştırıyor ama bir şeyler yapacağız bakalım. İlk kapağımız şöyle oldu. Bayağı bir zorladı bizi. Şu iç kısımları yapışmadı. Hala da yapışmadı ama işte belki kurudukça yapışır diye bekliyorum. Bir de şurasında bir şeyler var. Silince çıkar inşallah.
Çıkıyor gibi. Ama güzel oldu. Kulbunu falan da taktık. Tamamını yapınca ve şu kahverengi kısmı da yapınca çok güzel olacak bence. İkinci camlı dolaba geçtik. Şimdi önce kenarlarını yapıştırıyoruz. Bu sefer sulu yapmadık. Susuz yapıyoruz. Sulu yapınca yapışmadı gibi geldi ama sanki böyle daha iyi. Şöyle önce kenarlarını yapıp sonra orta cam kısmını yapacağız. Bu daha temiz olacak. İlki acemiliğimize geldi. Böyle kenarlardan jilet gibi oldu vallahi. Keşke baştan susuz yapsaymışız bunu da. Öbürünü de. Çok güzel olacak ama resmen mutfağım yenilendi. Artık seviyorum mutfağımı. Biraz da büyük olsa daha iyi olacak. Ama ona yapacak bir şey yok. Şu pencereleri bir atlatırsak gerisi kolay. Pencereliler bizi, pencere ne ya? Camlılar bizi çok zorladı. Cam kısmını oymak çok zorladı. Kulbu gösterdim mi? Kulbumuz da şöyle. Plastik ama güzel duruyor. En ucuz kulp. Bugünlük böyle ikisini yapıp bıraktık. Yarın devam edeceğiz. Ama gerçekten güzel oldu ya. Eski görüntüsüne göre çok daha güzel oldu. Sevdim. İyi ki yapmışız. Airfryer'ı da buraya aldım. Masanın üzerinde daha kötü duruyordu bence. Biraz yer kapladı ama bence burada daha şık durdu. Ta 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 tam. Akşama doğru düğüne gidip geldik. Geldikten sonra şu üç kapağı daha yaptık. Şimdi şu tarafı söküyoruz. Burayı da yapacağız. Saat kaç? 11.30. Zaten oraları yapana kadar 12 olur. Bir tek alt kısımlar kalacak. Onu da yarın sabah hallederiz. İki kapak, 4 tane de çekmece var. Onları da yarın sabah yaparız. Öyle. Çok muntazam olmadı. Ama eskisine göre çok daha güzel oldu. Tertemiz oldu yani. Bildiğin beyaz lake dolap oldu. Yeni. Yepis yeni. Bakın size göstermeden gizli gizli burada bazı küçük dekorasyon eklemeleri yaptık. Henüz dolaplar bitmedi ama bunlar böyle ortalıkta gezdikçe sinirim geliyordu tepeme. O yüzden şöyle hemen yapalım dedim akşam akşam. Saatler şu anda 11. Biz bunu yaptık. Dolapta da en son gösterdiğim gibi hala şu iki alt ve şu çekmeceler kaldı. Aslında pek de bir şey yok. Bir saatlik işi kaldı. Belki birazdan bunları da yaparız Ayaz uyursa. Öyle. Bu MDF tabloları almıştım ben ikili set olarak. Yani bu yapraklılar ve şu yazılı olanlar, mutfaklı olanlar iki ayrı setti. Ben böyle kombin yaptım. Şu saati de Ankara'da olanlar bilir, her zaman söylüyorum. Gimsa marketten aldım, çok uygundu fiyatı. 150 lira falandı. Böyle tatlı bir mutfak saati de koydum oraya. Çünkü bizim şurada mikrodalganın saati var. Elektrik gidince bu her zaman sıfırlanıyor. Gereksiz bilgiler silsilesi. Bu sıfırlanınca sürekli ayarlamak gerekiyor. Ben de artık onu sıfırlamaktan bıktım. Burada da fırının saati var. Bu fırının saati de elektrik gittikçe saçma sapan bir hal alıyor. Doğal olarak saatsiz olmak biraz şey oluyor. Saat ihtiyacı oluyor. Aa! Merhaba göbekli beyefendi. Sen neden geldin buraya? Tipe bak. Ne yapıyorsun? Hadi çık buradan anneciğim. Ayaz'ın yeni güncellemesini gördünüz mü siz bu arada? Yürüyoruz biz artık. Biz yalnız. Ay böyle annelerden olmayacağım demiştim, oldum. Yürüyor artık Ayaz. Baya baya yürüyor. Yaşına girmeden yürüdü. 12. ay dolmadan yürüdü yani. Aferin benim oğluma, maşallah. Maşallah deyin.
Anne. Üç tane de dişi var. Değil mi? Yavaş 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 yavaş. Neyse öyle işte. Son olarak bu değişiklikleri yaptık. Instagram'dan beni takip ederseniz orada da nasıl yaptığımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi şu çekmeceleri kaplıyoruz. Üç tanesine yetti, tam oldu. Ama bir tanesine yetmediği için kağıdımız ekli yaptık. Parça parça yaptık. İki tane böyle üst üste. Ama olsun, sorun değil. Yani gidip bunun için tekrar sipariş vereceğime böyle ekli paylı kullanırım. Daha iyi. Zaten çok da göze batmıyor. Şöyle ortada bir çizgi var sadece. Ama muhtemelen biz diyoruz ki muhtemelen bu beyazlar bir yıl bile dayanmayacak. Atacak her yerinden. Tezgahlı fayans güzel bir markadan aldım. Linklerini açıklamaya bırakırım. Ama bu beyazı başka bir firmadan aldım. Keşke 100-200 lira daha fazla verseydim de onu da buradan alsaydım. Neyse, yapacak bir şey yok. Demek ki nasibimiz böyleymiş. Öyle bitti yani. Son çekmeceyi yapıyoruz. Artık başka bir yer kalmadı. Ha yok, bir tane daha varmış. En alt çekmece. Başka da bir yer kalmadı. Artık mutfak. Kaldı. Onu da hafta sonu anca yapabiliriz. Bir tane raf almıştım ben. Bu şey oluyor ya. Askılı kancalı bir de böyle sepeti var. Ondan almıştım. Onu da matkapla delip bir şeyler yapıp şu tezgah arasına yapacağız. Tüm dekorasyonu ve düzeni bitirdikten sonra böyle mutfağı tamamen derli toplu yaptıktan sonra son halinde çekip artık bu videoyu yükleyeceğim. Ekli olan da şöyle oldu işte, iki ayrı parça, ortada bir çizgi var. Böyle oldu. Çok da göze batmıyor yani. Bu tarihi anı çekmem lazım ve sonunda bitti. Bitti ya. Aşağı doğru çektirmek suretiyle. Ha öyle öyle. Öyle çıkardın çünkü. Ya da yukarıdan mı çıkardın acaba şöyle? Ha öyle çıkardın. Kamerayı çekerek psikolojik baskı yapıyorum sana burada. Yapamadık iyi, yapamadık iyi. Yaparsın aşkım, hadi aşkım yaparsın. Aferin lan sana. Bitti. Çak. Bir şu işte şuradaki ne var belli oluyor mu bilmiyorum. Yo hiç. Burada kameradan hiç görünmüyor. Gözümle bakınca da böyle sanki katlanmış orayı yaparken gibi duruyor. Harika oldu be. Aferin bize. Müthiş bir ekip çalışmasıydı. Çayın yanında gözlerin verdiği pastadan Gözde'nin koyarsan. verdiği pastanın yarısını yani. Nasıl yani? Diğer yarısı ne oldu? Bana bir sürü pasta vermişti Gözde. Yarısını ben yedim. Ustam, borcumuz ne kadar? Yedin mi? Ha Çay ve bir şey. de Gözde pastası. Çay ve Gözde pastası, okey. Seni lanet olası. Senden nefret ediyorum Jeremy. Bana yardım et. Bu mutfağı toplayalım. Lazım olur mu? Gerçekten çok yoruldum. Yo, şu varmış. Bunu atma da. Bu? Onu atabiliriz. Şunu ekmek yapalım. Aa bakayım. Ha bunu da atma. Gel gel. Dur aşkım. Ya gelsene kameranın önüne. Bandı. Ustam ellerine sağlık. Çekiyorum. Çekme. Hazır mısın? Yapma ya. Ne Yavaş yavaş oldu? çek. Yemedim. Biraz. Yoluyor. Yavaş çek ya. Çekiyorum birden. Banda olarak kullanabilirmişiz bunu demek ki. Şu aldığım kancalı sepetli askılığı yapıyoruz şu anda. Bu da Selim Bey'in son dokunuşu. Bunu yaptıktan sonra artık mutfağımız bitiyor. Bitmiş halini komple göstereceğim size.
She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time, it's never.